Hocam dershanenin denemelerini sevmedim. Hiç duymadığım yayınlar var adeta. TYT'ye AYT'ye çevirmişler TYT'de bilgi istiyorlar. Netler çok düşüyor. Şimdi buna bir şey diyemem. Yani iyi. o dershaneye gidiyorsun, o yayını kullanacaksın. Bir şey yok. Ha yalnız aklıma iyi getirdim. Türkiye genelleri başladı. Mesela Türkiye geneli denemelerine girersen iyi olur. Başka yerlerde, başka e, kurumlarda Türkiye geneli denemeleri çok da pahalı değillerse Türkiye geneli denemelerini kaçırmayın arkadaşlar. Başladılar. Türkiye geneli denemelerde daha verimli oluyor. Hani daha iyi oluyor. Tabii ki sizi daha zorlayan sorular da oluyor ama birazcık da zorlanmanızda da fayda var arkadaşlar. Bir de tek bir denemenin netlerine bakmayın. Bak bunu her yayın söylüyorum. Ben kendim de öyle yapıyorum. Öğrencilerime ne yapıyorum? Son girdikleri 4 denemenin ortalamasını alıyorum. Hani bir denemeyi çok iyi yaptım diye havalara girmeyin ya da bir denemede çok kötü yapınca moral bozukluğuna uğramayın. Onun yerine dediğim gibi ortalamasını alın. Son 4 denemenin ortalaması sizi daha iyi ifade eder ama o dört denemenin netlerini mutlaka oturun hatta anne babanızla ya da sizde kim ilgileniyorsa onunla oturun konuşun. Onları yukarı doğru çıkmıyorsa bir yerlerde hata vardır. Yani netleriniz artmıyorsa genel anlamda ortalama anlamında o zaman bir şeyleri değiştirin. Ya çalıştığınız kaynaklar yanlış ya çalışma saatleriniz yanlış ya çalıştığınız ortam yanlış. Bir yerlerde bir yanlış var. O yanlışı gidermeye çalışın. Dediğim gibi bu süreci kontrollü götürün. Bu bir 100 metre kısa koşusu değil. Bu uzun bir maraton. Bu maratonda her gün kontrollü gitmekte fayda var.